Başlayayım. Sunumun içeriği şöyle olacak. Google Classroom nedir? Bilmeyen öğretmen arkadaşlarımız vardır muhtemelen. Google Classroom için ne gerekli? Hem öğrenci hem öğretmen için nasıl sınıf oluşturabiliriz? Nasıl öğrenci ekleriz? Davet edebiliriz? Google Classroom'u kullanmaya başlamadan önce yapmamız gereken bazı kullanım ayarları var. Daha sonra nasıl materyal, ödev, herhangi bir duyuru ya da soru paylaşımını nasıl yapabiliriz? Bir de Google Classroom'u telefonda nasıl kullanabiliriz? Bir uygulaması var. Bazen web sürümünde yapamadığımızı telefonda yapabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Daha çok bazen öğrencilerimiz genelde telefonda kullanıyor. Ya da sizler de kullanabilirsiniz. Öğrencilerimiz için küçük kullanım tavsiyeleri vereceğim. Avantajları nedir? Dezavantajları da var tabii ki. Onları paylaşacağım. Bir de Google Classroom'u kullanırken hangi eklentiler size yardımcı olur? Daha aktif nasıl kullanabilirsiniz? O eklentileri paylaşacağım. En sonunda nasıl sınıf silersiniz? Yani kullandığınız bitti. O sınıfla bir işiniz kalmadı. O sınıfı nasıl silebilirsiniz? Onu paylaşacağım. Şimdi şöyle bir küçük bir fikir almak istiyordum sizden ama kısaca şöyle bir iki dakika bir interaktif sizlerden dönüt almak istiyorum. Ekranda gördüğünüz slido.com'a girerek 041 kodunu yazarak ekranda gördüğünüz soruya cevap verebilir misiniz öğretmenlere? Şöyle birazcık konumuzla bu hafta zaten uzaktan eğitim araçları. Hani en azından uzaktan eğitim hakkında ne hissediyorsunuz? Mart ayından beri yapmaktayız bunu. İyi şeyler mi, kötü şeyler mi yaşadınız? Yani tecrübeniz nasıl? Biraz tek kelimeyle paylaşmanızı istiyorum. Daha çok tecrübeler almak adına. Linki de paylaşayım hemen. Eğer girişte sorun yaşayan öğretmenlerin varsa linki de chat kısmında paylaşabilirim. Evet geldi zaten. Eğer sıkıntı yaşayan öğretmenlerin varsa linki de direkt paylaşabilirim. Evet. Olumlu şeylerin daha çok olmasını temenni ediyorum. Evet, kesinlikle değil hocam. Haklısınız. Haklı serzeniş. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Evet, ama yeniliktir. Harikasınız. Evet, gerçekten ben şöyle söyleyeyim. Yüz yüze eğitime geçtikten sonra da Google Classroom'u kesinlikle kullanmama gibi bir ihtimalim yok. Aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğim. Derste anlattığım bir şeyi atıyorum çok basit bir şekilde. Şu an aklıma geldi. Ekran resmini çekip Google Classroom'da paylaşabilirsiniz. Öğrenci kolay bir şekilde tekrar edebilir. Ödevi unutan olabilir. Ödevi oradan paylaşabilirsiniz. Hani size sorular gelmemesi açısından. Hani yüz yüze eğitimde de kullanılabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Evet, eğitim işte zorlu bir süreç. Umarım Google Classroom bir parçadan size süreç açısından kullanım kolaylığı getirir. Derslerinize faydalı olur, öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum öğretmenlerim. 24 tane yanıt geldi. Hemen hemen aynı şeyler. Teşekkür ediyorum duygularınızı paylaştığınız için. Kolaylığı da var hocam. Haklısınız. Evet, kapatıyorum. Bir sorum daha var. Çok teşekkür ederim katılım için. Evet, Google Classroom'u daha önce de kullandınız mı? Eğer kullanmış olan öğretmenlerim varsa daha önceden umarım eğitimde yeni bir yenilik keşfeder, onu daha aktif olarak kullanır. Hiç kullanmış öğretmenlerim umarım kullanmaya başlarlar. Eminim işinizi kolaylaştıracaktır bahsettiğim konularda. Biraz daha bekleyeyim. Hiç duymadım diyen çıkmadı. Teşekkür ediyorum. Bu bir sürü katıldığımız mesleki gelişme eğitimlerinde zaten araştırdıysanız
duymamış, uzak kalmak mümkün değildi Google Classroom'un kullanımına. Teşekkür ediyorum. Anketi kapatayım. Daha önce kullanmamış öğretmenlerime hitap edeceğim anlaşılan. Teşekkür ederim öğretmenlerim katılımınız için. Kapatıyorum anketi. Şimdi hemen başlayayım. Google Classroom nedir öğretmenlerim? Sanal bir sınıf ortamı dediğimiz gibi öğrencilerin yer aldığı, öğretmenlerin yer aldığı, aslında veliler de katılabiliyor. Fakat biz kendi kişisel hesabımızla kullandığımız için, eğitsel olarak bir okul hesabı kullandığımız için velileri katamıyoruz işin içerisinde. Tamamen okuldaki ortamın sanal bir ortama aktarılmış hali. Asenkron bir öğrenme ortamı. Tamamen asenkron, canlı derslerimizin tam tersi. Öğrencilerimizle biz aynı saatte, aynı ortamda bulunmak zorunda değiliz. Bir ödev paylaştığınız Google Classroom'da öğrenciniz bir gün sonra da bakabilir. Sizden 5 dakika sonra da bakabilir. 1 saat sonra da bakabilir. Aynı saatte giriş yapmamız gerekmiyor. Ve interaktif, şöyle, siz paylaştınız, hiçbir şekilde geri dönüt alamıyorsunuz değil. Birazdan göreceksiniz, öğrencilerin size yorum yazabiliyor. Eğer bir eklenti yüklediyse size ses kaydını da paylaşabiliyor. Tamamen öğrenciye bir şey verip ondan bir geri dönüt alabildiğiniz bir ortam. O yüzden interaktif bir öğrenme ortamı. Şimdi Google Classroom için hem bizim için hem öğrenci için ne gerekiyor? İnternet bağlantısı olmadan kullanamıyoruz. Ve bir Gmail hesabımız olması gerekiyor. Sizin de o şekilde öğrencinin de mutlaka bir Gmail hesabı ile sınıfa katılıp kaydolması gerekiyor. Herhangi bir telefondan giriş yapabilir, tabletten giriş yapabilir, bilgisayardan kullanılabiliyor. Dediğim gibi telefon ve tablette uygulaması var. Uygulamasında nasıl kullanıldığını paylaşacağım. Telefon, tablet ya da bilgisayardan bir tanesi olması gerekiyor Google Classroom için. Şimdi bizler Google Classroom'da nasıl sınıf oluşturabiliriz? Dediğim gibi Gmail hesabınız var, Google hesabınız varsa ve Google Chrome kullanıyorsunuz, çok daha rahat kullanabiliyorsunuz tarayıcı olarak. Onu söyleyeyim, Google Chrome kullanırsanız çok daha pratik girişi var. Ya da Google Chrome kullanmıyorsanız nasıl giriş yapabiliriz? Şimdi hemen Google'a Google Classroom yazabilirim. Yazarak giriş yapabiliyorum. Zaten bakın ilki değil, ikincisini Classroom Google yazımı tercih ederek bu şekilde giriş yapabilirim sınıflarıma. Şu anda bende sınıf oluşturulmuş bir sınıfa girmiş oldunuz. Ya da şu şekilde yine Google tarayıcısını açıyorum. Şu sağda bakın gördüğünüz noktalar var. Google uygulamaları yazıyor. Buradan da kısa yolu var. Eğer Google Chrome kullanıyorsanız Classroom'a tıklayarak giriş yapabilirsiniz Google Classroom'a. Bu daha pratik. Chrome eklentisi kullanıyorsanız. Şimdi ekranınıza şöyle hiç daha önceden sınıf oluşturmadıysanız şöyle boş bir ekran çıkacak. Tamamen bu ekran çıkacak. Bakın zaten sizi yönlendiriyor. İlk sınıfınızı oluşturun veya ilk sınıfınıza katılın. Şimdi sınıf oluşturmak için biz sınıf oluştura tıklayacağız. Böyle bir ekran karşımıza gelecek. Bu tabii ki okul olarak kullanımlar için tasarlandığından bunu biz kendi mail adresimizde girdiğimiz için okulda öğrencileri Classroom kullanmıyorum işaretleyip devama tıklıyoruz. Şimdi karşınıza böyle bir ekran gelecek. Doldurulması istenilen. Şimdi sınıf adını mutlaka girmek zorundayız. Hangi sınıfı oluşturmak istiyorsanız, hani ben yazdım 5A, ya şube yazabilirsiniz ya da İngilizce sınıfı diyebilirsiniz. Ya da 5A yazabilirsiniz. Bu şekilde. Zorunlu olarak bir tek bunu doldurup daha sonra diğerlerini doldurabilirsiniz ya da hiç boş da bırakabilirsiniz. Size kalmış sadece sınıf adını doldurmak zorunlu ilk başta. Bölüm olarak sınıfı yazdınız. İngilizce. İşte konu boş bırakabilirsiniz. O da 8 yazabilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar boş. Ve oluştura tıklayacağız. Hemen. Şimdi sınıfımız oluşturulmuş olacak. Evet, bakın karşınızda bu şekilde
Bir ekran gelecek yeni sınıf oluşturulduğunda. Şimdi hemen akış sınıf çalışmaları, kişisel kişiler ve notlar kısımlarını tek tek paylaşacağım sizinle. Yalnız bundan önce bir ayarlar yapmamız gerekiyor. Bunları doldurduk. Karşımıza gelen sınıf bu. Bazı yapmamız gereken ayarlar var. Şuradaki işarete sağda üst köşede bir işaret var. Ayarlar kısmı burası. Sınıf ayrıntıları denen bir kısım var. Zaten yukarıdakileri doldurmuştuk. Aşağıda şu genel kısmında, şimdi birazdan sizlerle paylaşacağım zaten öğrencilerimizi nasıl sınıfa katarız. Bunlar tamamen onunla ilgili. Sınıfa davet etmek için davet bağlantısı var. Bunu kopyalayıp öğrencinize paylaşabilirsiniz sınıfa katmak için. Şurada bir sınıf kodumuz var. Yine öğrencilerle sınıfa davet etmek için kullanacağız. Ya da sınıf kodunu zaten şuradan da gönderebiliyorsunuz. Bakın davet bağlantısını da gönderebiliyorsunuz. Şu şekilde de buraya tıklayınca çıkıyor. Oralar tamamen öğrenci davet etmek için kullandığımız bu alan. Akıştaki sınıf çalışmaları ve silinen öğeleri göster kısımları. Şimdi şu akış kısmı birazdan göstereceğim. Ana ekranınızda neler gelmesini istiyorsanız onun ayarları. Şimdi öğrenciler yalnızca yorum yapabilir. Yalnızca öğretmenler içerik yayınlayabilir ya da yorum yapabilir. Bir de öğrenciler içerik yayınlayabilir ya da yorum yapabilir. Şimdi bu sizin öğrencilerinizin yaşıyla alakalı açıkçası. Ben hani ilkokulda da ortaokulda da tamamen bu kısmı öğrenciler yalnızca yorum yapabilir diye kullanıyorum. Hani yaptığım, paylaştığım ödev olsun, duyuru olsun, materyal gibi şeylere sadece yorum yapabilmesini istediğim için bu ayarda tutuyorum. Ama sizler hani öğrencinizin, sizin dışında öğrencilerinizle bir hani içerik yayınlayabilmesini istiyorsanız öğrenciler içerik yayınlayabilir ya da yorum yapabilir çevirirsiniz. Yalnızca öğretmen içerik yayınlayabilir, yorum yapabilir. Yani hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Bu sefer öğrenciyle hiçbir şekilde yazılı olarak iletişim kuramazsınız. O yüzden öğrenciler yalnızca yorum yapabilir. Ben kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi akıştaki sınıf çalışmaları da direkt hani Google Classroom açtığınızda ana ekran size nasıl gelsin istiyorsanız onların kullanımı açıkçası. Şimdi tek tek göstereyim. Benim kullandığım sıkıştırılmış bildirimleri göster şeklinde. O da şu. Hemen bir tane sınıfımı da açayım. Tamamen sınıfta ne paylaşıyorsanız, mesela materyal paylaşıyorsanız materyal, ana ekranınızda ödev paylaştıysanız ödev gözüküyor, duyuru paylaştıysanız duyuru gözüküyor. Yani akıştaki bildirimleri göster dediğinizde ana ekranınızda, akış kısmında her şeyi görebiliyorsunuz. Bir diğer ayar, ekleri ve ayrıntıları göster. Hemen bunu göstereyim sizlere. Şuradan nasıl oluyor? Bakın sıkıştırılmış bildirimleri göster diye tıklıyorum. Ekranınızda bakın sadece paylaştığınız ödev paylaştıysanız ödevin başlığı, materyaller paylaştıysanız materyalin başlığı, sadece başlıklar gözüküyor. Açıklamalar, yaptığınız açıklamalar varsa açıklamaların hiçbirini göremiyorsunuz. Bu sıkıştırılmış bildirimleri göster dediğinizde. Bir de şu ayar var. Bildirimleri gizle. Şimdi paylaştığınız bu şekilde de hiçbir ödevi, materyali ya da soruyu göremiyorsunuz. Sadece paylaştığınız duyurular ekranınıza geliyor. Bildirimleri gizle dediğinizde. O da bakın şu şekilde. Tamamen paylaştığınız duyuruyu görebiliyorsunuz. Bu benim paylaştığım bir duyuruydu. Size kalmış benim kullandığım hem ekleri gösterme, hem yaptığım açıklamaları, hem de paylaştığım ödevi materyali gösterme şeklinde ben kullanıyorum. Bu sizin kullanımıza kalmış. Nasıl rahat hissediyorsunuz o şekilde yapabilirsiniz. Bir alttaki ayarda not verme ayarları. Şimdi verdiğiniz ödevleri ne şekilde notlandırmak istiyorsanız ya da notlandırmak mı istiyorsunuz? Bu bir genel ayarlama sistemi. Mesela eğer puan vererek ödevleri notlandırmak istiyorsanız toplam puanı seçiyorsunuz. Ve genel notu öğrencilere gösterdiğinizde öğrenciler her ödeve verdiğiniz notları görüyorlar. Bir de şu şekilde var. Kategoriye göre ağırlıklı diye bir seçenek var.
Buradan da not kategorisi ekle diyelim seçiyoruz. Buradan mesela verdiğiniz bir ödeve ne şekilde notlandırmak istiyorsunuz? Yüz üzerinden tabii ki. Mesela bir poster ödevi verdiniz. Mesela posterin düzeni. Yüz üzerinden kaç vereceksiniz? Yüzde 30. 170 kaldı. Daha sonra mesela posterdeki imla kuralları diyebilirim. Buraya da %70 kalan notu bu şekilde verebiliyorsunuz. Not kategorisi ekleyebiliyorsunuz. Yüzde yüze tamamlayana kadar ne kadar not kategorisi, yani neye göre notlandırmak istiyorsanız öğrencinin ödevini bu şekilde not kategorisi belirleyebiliyorsunuz. Ben şu anda not kategoriye göre kullanmıyorum. Toplam puana göre kullanıyorum. Öğrencilere vermek istediğim puanlamayı kendim belirliyorum 100 üzerinden. Ya da kategori ekleyerek de dediğim gibi kullanabilirsin. Kullanım size kalmış. Şimdi yapmamız gereken başlarken bu ayarları yaparsanız daha kolay kullanırsınız Google Classroom'u. Bir ayar daha var. O da sınıfımıza girdik bakın. Şurada boş sınıftan göstereyim. Şurada sol üst köşede 3 nokta var bakın. Burada ayarlar yazıyor. Ayarlara tıklıyorum. Bir diğer ayarlar da bu. Şu şekilde bildirimler var. Eğer öğrencilerinizin paylaştığı, sınıfta paylaştığı tüm yorumlar için, tüm ödev paylaşımları için, ödevlere yazdığı yorumları size direkt e-mail olarak gelmesini istiyorsanız e-posta bildirimleri al olarak işaretleyebilirsiniz öğretmenleri. Ben de şu şekilde ayarlar. Daha nasıl aktif öyle paylaşayım sizlere. Bendeki açık ayarları. Şimdi ben de e-posta bildirimi al açık ama ben hangi konularda e-posta bildirimi almak istediğimi kendim seçiyorum. Mesela sınıfta kendim paylaştığım yorumların bana mail olarak gelmesini istemiyorum. Eğer istiyorsam bunu açabilirim. Öğrencilerim eğer beni etiketleyip Facebook'taki gibi etiketleme sistemi burada da var. Beni etiketleyip yorum yazıyorsa eğer benden bahsettiği yorumları mail olarak almak istiyorsam açabilirim bunu. Öğrencilerimin çalışmayla ilgili gizli yorumlar dediği ödev verdiğinizde öğrencilerinizin sadece sizin görmesini istediği gönderdiği yorumlar. Bunu eğer mail olarak almak istiyorsanız açabilirsiniz. Diğerlere geç gönderilen sınıf çalışmaları size gelsin istiyorsanız buradan açıp kapatabilirsiniz. Eğer öğrenci ödevini sizden geri aldı, paylaşmadı, tekrar bir yeni ödev gönderiyorsa gene yine buradan açabilirsiniz e-mail almak için. Birlikte ders verme davetleri eğer sınıfınızda başka bir öğretmen varsa aynı anda birlikte ders vermek istiyorsa bunu ya da sınıfınıza katılmak istiyorsa ve bunu mail olarak almak istiyorsanız yine açabilirsiniz. Diğeri de paylaşılan ve başarısız olan planlı yayınlar. Bunu siz sınıfınızda tekrar yeni bir şey paylaştıysanız ya da paylaşamadıysanız bu size bildirim olarak geri geliyor. Bu ayarlar tamamen size kalmış. Ben şu şekilde sadece bana geç gelen ödevler, bir de öğrencilerin bana tekrar ödev gönderdiklerinde görmesini istediğim için bu şekilde açık bıraktım bildirimleri. Google Classroom'u kullanmadan önce yapmanız gereken ayarlar bunlar. Şimdi öğrencilerimizi nasıl ekleriz sınıfa? Üç şekilde ekleyebiliyoruz. En pratiği öğrencinizin eğer telefondan kullanıyorsa uygulamayı kurmuş olması ve daha sonra sınıf kodunu öğrenciyle paylaşıp sınıfa dahil etmeniz açıkçası. En kolayı bu. Ya da sınıfa direkt bağlantı linki gönderip sınıfa katılmasını sağlayabilirsiniz. 3 tane alternatifiniz var. 3'ünü de göstereyim. Şimdi biraz önce artı işaretine basıp biz kendimiz sınıf oluşturmuştuk. Bu sefer öğrencilerimiz yine Google Classroom'a girip sınıfa tıklayacaklar. Şimdi ekranlarına böyle bir sayfa gelecek.
Sınıf kodunu öğretmeninizden sınıf kodunu öğrenip buraya girin. Evet, sınıfınızın kodu neyse öğrenciniz sizin paylaştığınız kodu buraya girmesi gerekecek. Şimdi ben hemen mesela diğer sınıfımdaki kodu alayım. Şuradan. Alıp hemen şuraya yapıştırıyorum. Evet, katıl butonu var bakın yukarıda. Katıla tıklayıp tıkladığında öğrencinize bir bildirim gidecek. Pardon, size bir bildirim gelecek. Ve öğrenciniz direkt sınıfa bakın katılmış olacak. Sınıfa katılmış oldu. Şuradan görebiliyorum. Kişiler kısmından öğrencilerimizi görebiliyoruz zaten. Bakın burada. Bir diğer alternatif öğrencinin Gmail adresine davet gönder kısmı var. Daveti şu şekilde gönderebiliyorsunuz. Biraz önce göstermiştim. Tekrar göstereyim davet bağlantısını. Ayarlar kısmında bakın. Şurada davet bağlantısı linki var. Kopyala yapıştır yapıp direkt öğrencinize gönderebilirsiniz bu linki. Bir diğer alternatif de kişiler kısmından, şu yukarıdaki kişiler kısmına tıklıyorum. Bakın şurada artı işareti var. Öğrenci davetiyete tıklıyorum. Öğrencinin mail adresi sizde varsa buraya yazıp gönderebiliyorsunuz. Öğrencinin mail adresine bir bağlantı linki gidiyor. Öğretmeniniz sizi şu sınıfa davet etti, katılmak ister misiniz diye. Ayrıca öğretmeni de ekleyebiliyorsunuz. Şuradan o da iptal diyeyim şuraya. Evet, öğretmene de bakın sınıfınıza davet edebilirsiniz başka bir öğretmen. Yine mail adresini yazarak öğretmen davet de edebiliyorsunuz. Bir sınıfta birden fazla öğretmen olabiliyor. Dediğim gibi en pratik olan sınıf kodunu öğrenciyle paylaşmak ya da sınıf davet linki göndererek direkt öğrencinin sınıfa katılmasını sağlamak. Şimdi sınıfımızda materyali, ödevi, soru, test, duyuru paylaşımlarını nasıl yapabiliriz? Onlara geçeyim. Şimdi ekranımızda Google Classroom'da sınıf oluşturduktan sonra ekranımızda akış, sınıf çalışmaları, kişiler ve notlar kısımları çıkıyor. Kişiler kısmında dediğim gibi sınıfınızda olan öğretmenleri ve öğrencilerinizi görebilirsiniz. Buradan öğrenciyi işaretlediğinizde posta gönderebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir işlem yapabiliyorsunuz, sınıftan çıkarabilirsiniz. Eğer farklı bir öğrenci girdiniz, atıyor, girmemesi gereken bir öğrenci var. Ya da yanlış birisi girdi, sınıftan çıkarabilirsiniz ve yoksa'ya tıklayıp öğrenciye hiçbir şekilde bildirim gitmemesini de sağlayabilirsiniz. Şimdi akış kısmında daha çok duyuru paylaşımı yapıyoruz öğretmenlerim. Yani ödev paylaşımı, materyal paylaşımı, soru ya da test paylaşımı dışında herhangi bir duyuru yapmak istiyorsanız eğer şuraya tıklayıp akış kısmında buraya tıklayıp sınıfınızda paylaşım kısmına paylaşmak istediğiniz herhangi bir duyuru varsa bunu paylaşıyorsunuz. Atıyorum yarın saat 10'da bir deneme sınavı yapacağız. Bu şekilde yazıp yayınlayabilirsiniz. Ayrıca bu duyurunuza herhangi bir bunları tek tek göstereceğim resim ekleyebilirsiniz dosya kısmından. Drive'ınızda olan bir dosya, bilgisayarınızda olan bir dosya buradan. Materyal paylaşım kısmında daha ayrıntılı açıklayacağım buraları. Herhangi bir link paylaşabilirsiniz. Bağlantı kısmından link eklenebiliyor. YouTube kısmından da herhangi bir video ekleyebiliyorsunuz. Ya da hiçbir şey eklemeden duyurunuzu yapıp paylaşabiliyorsunuz. Yayınla kısmı var. Yayınla kısmının yanında bir ok var. Eğer hemen göndermek istiyorsanız yayınlaya basabilirsiniz. Peki daha sonra göndermek için bu çok pratik bir özellik. Bunu her paylaşımınızda yapabilirsiniz. Google Classroom'da ödev paylaşırken de, soru gönderirken de, her bir ders kaynağı paylaşırken de. Planlaya tıklayabiliyorsanız, şöyle planla kısmını göstereyim hemen.
Bu ürünün ne zaman yayınlanmasını istiyorsanız buradan tarih seçebilirsiniz. Bakın ben yarın yayınlanmasını istiyorum. Mesela şu an çok geç bir vakit oldu ve ben bunu sabah 9'da paylaşacağım deyip hem de gününü hem saatini seçip planla dediğinizde sizin planladığınız saatte o duyuruyu sınıfınızla paylaşıyor. Ya da şu an göndermek istemiyorsunuz, ekleyeceğiniz bir şeyler var duyuruda. Şuraya kadar yazdınız. Daha sonra tekrar aynı kaldığımız yerden ekleme yapmak için öğrencilerinizle paylaşmadan önce taslağı kaydete tıklayabilirsiniz. Bakın taslağı kaydete tıkladım. Şu anda hiçbir şekilde kayıtlı duyuruları olarak duruyor. Ben bunu tekrar üzerine tıklayıp düzenlemeye devam edebilirim. Ya da şuradan vazgeçtim, paylaşmayacağım. Çarpıya basıp taslağı tamamen silebiliyorum. Akış kısmını daha çok duyuru paylaşmak için ve dediğim gibi yaptığınız tüm paylaşımları, ödev olsun, materyal olsun, duyuru buradan takip edebilmek için kullanabilirsiniz. Şimdi sınıf çalışmaları kısmına geçelim. Şimdi paylaşım yapacağımız materyali, ödevi, soruyu hepsini şu sınıf çalışmaları kısmına girip oluştur kısmından paylaşıyoruz. Bakın tıkladığımda sınıfta paylaşabileceğim ödevi, test ödevi, soruyu, dersle ilgili bir materyali ve bir konu paylaşımı yapabiliyorum. Şimdi ödev, test ödevi, soru ve materyal paylaşmadan önce size ilk oluşturmanızı tavsiye ettiğim konu. Şöyle, şimdi bir tane konu eklemeden göstereyim. Bakın tüm konular kısmında benim paylaşım yaptığım şeyler duruyor. İlk yaptığım şeylerden bir tanesi Google Classroom'un nasıl kullanımı ile ilgili öğrencilerle paylaştığım ekran resimleri var. Herhangi bir hani sınıf kullanımı konusunda bana bir soru gelmemesi adına bir sürü ekran resmi paylaşmıştım öğrencilerime takıldıklarını buradan takip etmeleri için. Sizinle de paylaşacağım. Mesela ünite tekrar çalışmalarımı bu konu başlığı altında paylaşıyorum. Ödevlerimiz kısmında bakın verdiğim ödevleri paylaşıyorum. Bu şekilde siz konu oluşturabilirsiniz. Mesela matematik sınıf öğretmenlerimiz için söyleyebilirim. Mesela matematik dersi paylaşımları, işte Türkçe dersi paylaşımları, işte görsel sanatlar dersi paylaşımları. Mutlaka lütfen herhangi bir çalışma paylaşmadan önce mesela kitabınızın PDF halini paylaşacaksınız öğrencilerin işte. Kitaplarımızın PDF halleri deyip o konu başlığı altında birçok şey oluşturabilirsiniz. O yüzden herhangi bir ödev, materyal oluşturmadan önce konu oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Hemen bir tane konu oluşturalım. Mesela yarınki 23 Eylül ödevlerimiz diye bir konu yazıyorum. 23 Eylül'de verdiğim ödevi hemen bunun linkin altına atacağım. Mesela bakın burada gözüktü. Bu konu başlığının altında paylaşacağınız her şey şurada gözükecek. Bakın ödevlerimiz altında benim sadece verdiğim ödevler gözüküyor. Örneğin. Bu şekilde konu oluşturabiliyorsunuz. Şimdi tek tek bir ödev nasıl göndeririz öğrencilerimize başlayayım. Şimdi ödev ekranına tıkladım. Oluştur kısmında. Şimdi böyle bir ekran geliyor bizlere. Ödevinize bir başlık vereceğiz. Mesela yarınki matematik ödevimizi eklediğim resimlerden bakarak yapabilirsiniz. Şimdi bu ödevimizin başlığı ya da yarınki matematik ödevimiz diye başlık dağıtabilirsiniz. Şimdi talimatta isteğe bağlı. Şimdi öğrencilerinize ödevi nasıl yapacağı ile ilgili ekstra bir bilgi vermek istiyorsanız talimatlar kısmına yapabilirsiniz. Mesela biraz önce yazdığımı talimatlar kısmına yazayım. Ekteki resimlere bakarak ödevinizi yapınız. Buraya tek 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 aşağı aşağı bayağı yazı istediğiniz şekilde yönlendirme yapabilirsiniz. Ödev konusuyla ilgili. Şimdi ödevinize bir şey ekleyeceğiz. Neler ekleyebiliriz ödevimize? Şimdi Google Drive'ımıza
Bulunan herhangi bir dosyayı ekleyebiliriz. Eğer Google Drive'ınızda vereceğiniz ödev Google Drive'ınızda duruyorsa. Yükleme kısmından tıklayıp bilgisayarımıza olan herhangi bir ödevi ekleyebiliriz. Şimdi ben bir tane PDF dosyası ekleyeyim ödeve. Şimdi PDF dosyası da ekleyebiliyorsunuz, Word dosyası da ekleyebilirsiniz, PowerPoint'u da ekleyebilirsiniz, Google Slide'lar da ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sınır yok. Resim dosyası da ekleyebilirsiniz. Google'un herhangi bir sınırlaması yok bu konuda. Bakın bir tane PDF dosyası ekledim. Eğer uzun sürerse başka bir şey deneyeceğim hemen. Sanırım bu uzun oldu. Neyse yükleniyor. Ya da daha çabuk gelebilecek bir şey seçeyim hemen. Çok dolu bir dosya seçmişim. Bir tane resim dosyası ekleyeyim hemen. Evet, bir tane resim dosyası seçtim. İnternette galiba yavaşlama var. Hiçbir dosya geldi. Tamam. Evet, şimdi bakın bir tane resim dosyası ekledim ödevimizle ilgili. Şu yan tarafta hemen bir cümle çıktı. Öğrenciler dosyayı görüntüleyebilir. Şimdi eğer bir Word dosyası paylaştıysanız ve öğrencilerinizin onun üzerinde düzenleme yapmasını istiyorsanız, öğrenciler dosyayı düzenleyebilir seçerseniz, öğrenciniz sizin gönderdiğiniz dosyanın üzerinde bir düzenleme yapabilir. Ama şöyle size de paylaştığınız dosya size hani farklı şekillerde gelebiliyor. O yüzden öğrenci dosyayı bilir işaretlemeyin de şöyle her öğrenci için bir kopya oluşturur işaretlerseniz ve bu şekilde gönderirseniz öğrencileriniz bunun üzerinde düzenleme de yapabiliyor. Ve sizin daha sonra bu ödev üzerinde herhangi bir düzenleme yaparsanız öğrenciye güncelleme gitmiyor. Atıyorum ben bir Word dosyası gönderdim. Ve ödevi gönderdikten sonra yeni bir şeyler eklediyseniz bu her öğrenci için kopya oluşturur. Seçtiğinizde o ödev üzerinde yaptığınız değişiklikler öğrencinize gitmiyor. Kopya oluştur dediğinizde bu şekilde. Öğrenci dosyayı görüntülebilir dediyseniz ve bir Word dosyası gönderdiyseniz öğrenciniz üzerine bir şey yazamıyor. Sadece öğrenciyi görüntüleyen konumunda oluyor. O yüzden nasıl bir ödev gönderdiyseniz ona göre bunları farklı şekillerde seçebilirsiniz. Bir tane dosya eklemek zorunda değilim. Birden fazla ekleyebilirsiniz. Bakın resim dosyası ekledim. Dosya kısmından yine bir şey daha ekleyelim. Bir web dosyası ekleyeyim ödeve. Birden fazla ekleyebiliyorsunuz. O da gelsin. Çok da yüksek boyutlu şeyler eklemedim ama bir türlü yüklenmiyor. Heh, geldi. Tamam. Yine aynı şekilde seçebilirsiniz buradan. Dosya kısmındaki eklentiler bu şekilde. Video da ekleyebilirim. Onu söylemeyi unuttum. Video da olabilir. Şimdi YouTube kısmına bakalım. Şimdi YouTube'dan herhangi bir hemen ödevle ilgili aklınıza bir YouTube site, yani sayfası var, videosu var. Hemen onu eklemek istiyorsanız o anda linki yapıştırabilirsiniz. Şuradan ya da arayabilirsiniz de. Linki biliyorsanız linki yapıştırabilirsiniz. Mesela ben doğal sayılarla ilgili ödev vereceğim. Doğal sayılar yazıyorum. Bakın arama tuşuna basıyorum. Hemen aklınızda olan bir video varsa onu da buradan arayarak da bulabilirsiniz. Linki de yapıştırabilirsiniz. Ya da herhangi bir bildiğiniz, ilginizi şu an çeken bir video varsa, mesela doğal sayılarla ilgili bakıp tıklayabiliyorsunuz. Ekleye basıyorum. Bakın link hemen direkt geldi. Bir de URL kısmı var. Buradan da dediğim gibi YouTube videosunun linkini paylaşabilirsiniz.
diğer kısımdan videoyu arayıp direkt bulduğunuzda paylaşabiliyorsunuz. Buradan da URL giriliyor. Link giriliyor. Bağlantı kısmında bir site paylaşacaksınız. YouTube videosu değil de bir site paylaşacaksınız. Ödevin sitesine burada yazın mesela. Falan, falan diye. Bağlantı ekleyin diyorum. Ya da yine şuraya kopyala yapıştır da yapabilirsiniz linki. Aklınızda varsa. Bakın hemen bağlantı kısmında link aktif olsaydı link bu şekilde gelecekti. Ödeve bir de bakın bağlantı ekleyebiliriz. Dediğim gibi link ekleyebiliriz. Dosya ekleyebiliyoruz bilgisayarımızdan. YouTube videosu ekleyebiliyoruz. Eklentilerimiz bu kadar. Bir de o anda da oluştur kısmından yeni bir şey oluşturabilirsiniz. Google uygulamalarından bakın bir yeni bir Word dosyası oluşturabilirsiniz. Dokümanlar kısmından, slaytlar kısmından hemen bir slayt oluşturabilirsiniz. Bakın tıkladım. Hemen bakın bana bir slayt sayfası açtı. Hemen bunu düzenleyip gönderebiliyorum da paylaş kısmından. Oluştur kısmından da hemen o anda yeni bir mesela Excel tablosu oluşturabilirsiniz, çizim oluşturabilirsiniz ya da formlar kısmından bir test ya da anket oluşturabilirsiniz. Google formları kullanmayı bilmiyorsanız bence öğrenin. Şöyle bir test ödevi ya da herhangi bir anket göndermek istiyorsanız çok pratik. Ayrıca hemen bu oluşturduğunuz ödevi Google Classroom'da da gönderebiliyorsunuz. Test ödevini kimler, kaç öğrenciniz doğru yaptı, kaç öğrenciniz yanlış yaptı, işte yanlış yapılanların yüzdesi ya da hangi sorularda sıkıntı varsa onların geri dönüşleri size geliyor. Google Forms'lar o yüzden çok pratik bir araç. Onu da kullanmanızı tavsiye ederim sizlere. Oluştur kısmından da hemen o anda yeni bir belge oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ödevimize eklentilerimizi ekledik ya da herhangi bir dosya oluşturduk. Ödevimizin başlığını yazdık. Öğrencilerimizin nasıl yapacağını talimatlar kısmına yazdık. Şimdi sağ taraftaki ayarları yapabiliyoruz. Şimdi şunlar için kısmına şöyle tıkladım. Bakın ben ne kadar sınıf oluşturduysam direkt karşıma çıkıyor. Ve ben bu ödevi mesela 5 tane 5. sınıfım mı var? 5 ile de aynı anda paylaşabiliyorum. Bu çok pratik bir özellik. Şöyle ya da şu alternatifi de var. Bakın bir tane sınıf seçtim ve tüm öğrenciler kısmına tıklıyorum. Mesela belki bir öğrencim varsa ve ben ona ayrı bir ödev göndermek istiyorsam bakın buradan tüm öğrenciler kısmından tik işaretini kaldırıp göndermek istediğim öğrencileri seçiyorum. Bakın sadece işaretlediğim 5 öğrenciye ödevi gönderebilirim. Diğerlerine ödev gitmez. Tüm öğrencileri işaretlediğimde zaten ödev bütün öğrencilere mi gidiyor? Peki sadece bir sınıfla paylaşmak istemiyorum. Bakın 2 tane 5 şubem var. Bu ödevi ben 2 5 şubemle paylaşacağım. İkisini de aktif olarak seçebiliyorum. Diğerlerinde bakın kaç tane sınıfa göndereceksem sayısı fark etmiyor. Gönderebiliyorum buradan seçerek. Kada tikleri kaldırayım. Şu şekilde ayarladım. Plan puan kısmından ödev puanınızı yazabilirsiniz. Üzerinden yazdım ben. Ya da not vermeyeceksem not verilmediği işaretledim. Şimdi son tarih ödevinizin öğrencileri size ne zaman göndermesini istiyorsanız teslim tarihi seçebilirsiniz. Ya da bunu herhangi bir tarihle sınırlandırılmadı. Teslim tarihi yoku da seçebilirsiniz. Şimdi ben mesela ödevi ne zaman teslim edilmesini istiyorum? Pazar günü, en son pazar gününe kadar ödev gelsin. 27 Eylül'ü işaretledim. Şu saatte gelsin istiyorsam, saat seçebilirsiniz de seçmeyebilirsiniz de bu arada. Yine isteğe bağlı bakın. Sabah 7'ye kadar, 27 Eylül 7'ye kadar ödevlerin gelmesini istiyorsam buradan değiştirebiliyorum. Şimdi demiştim biraz önce konu seçimi var bakın. Matematik ödev, mesela ödevle matematik ödevlerimiz diye bir sayfa açmıştım. Atıyorum bakın ödevlerimiz konusu var benim. Buraya yazdım. Ya da yeni bir konu da oluşturabilirsiniz. Hemen oluşturalım. Bakın konu oluştur kısmı çıkıyor. Ödevimiz matematik ödeviydi. Matematik ödevlerimiz diye yeni bir konu oluşturuyorum hemen. Ve ödevim bu konu altında paylaşılacak. Yine notlandırma anahtarı kısım var. Daha önceden sizinle paylaşmıştım.
kategorilendirebiliyorsunuz notları ya da bir hemen puan anahtarı oluşturabiliyorsunuz. Ya da daha önceden oluşturduğunuz bir puanlama var. İşte %30'u şuradan, %30'u şuradan, işte geriye kalan %40'ı şuradan notlandırılsın istiyorsanız. Tablolardan aktar kısmı var. Excel'den ya da işte Google'ın tablolardan aktarabiliyorsunuz hazır oluşturduğunuz bir puan anahtarı varsa. Bakın buradan hemen oluşturalım yine ölçüt. Matematik ödevi puanlandırılması. Yazdım. Açıklama kısmını doldurmak zorunda değilsiniz. Bakın puanlamayı ne şekilde yapmak istiyorsanız. Mesela 15 puanı problemin çözüm yolundan vereceksiniz. Yanlış bir şey söylersem matematik öğretmenlerinden özür diliyorum. Çok da matematiği seçtim. Matematik probleminin çözüm yolu. Evet, 15 puanı çözüm yolundan vereceğiz. Şuradan artı işaretinden ölçüt ekleyebiliyorum. Bakın yan tarafa yeni bir ölçüt ekledim. İşte 20 puanı doğru çözümden verdiniz. Bu şekilde yine bu puanlandırmanın açıklamasını da yapabilirsiniz. Bu şekilde puanlamaya... ödevin puanlamasına ölçüt ekleyebiliyorsunuz şu artı işaretlerinden. Neye göre ödevi puanlandırmak istiyorsanız. Dediğim gibi puanlama anahtarı oluşturmak da değil, oluşturmak zorunda değilsiniz. Şuradan bakın puanlamayı kullanmayacaksam da puanlama kapatabilsin diye seçiyorum zaten. Bunu kullanmayabilirim. Ya da oluşturdunuz bu notlandırmayı her seferinde kullanmak istiyorsanız bakın puan anahtarını yeniden kullan seçeneği var. Bir kere ayarlayıp kaydettiğiniz zaman tekrar tekrar aynı ölçütü oluşturmak zorunda değilsiniz. Yeniden kullan diyerek o ölçütü seçebilirsiniz. Şimdi ödevimi hazırladım. Hangi tarihte teslim edilmesini istiyorum onu da ayarladım. Kimlerle paylaşacağımı da ayarladım. Hangi sınıflarla paylaşacağımı. Şimdi ödev ver kısmına tıklamadan önce... biraz önce duyuruyu bakın nasıl daha sonraya planlayıp taslaklara kaydedebiliyorsam ve sonradan düzenleyebiliyorsam her şeyde aynısını yapabiliyorum. Şu planlama kısmını birden fazla sınıf seçtiğinizde kullanamıyorsunuz. Bu bir dezavantaj. Fakat bir tane sınıf seçmiş olsaydım eğer onu kullanabilecektim. Bakın planlama kısmı aktif. Eğer birden fazlasını seçerseniz bunu kullanamıyorsunuz. Yine dediğim gibi planlamayı tıkladım. Bakın ne zaman gönderilmesini istiyorsam buradan seçebiliyorum. Saati de dahil. Planlaya basıp o tarihte ödevinin paylaşılmasını sağlayabiliyorum. Şimdi ödevi buraya kadar hazırladım. Ama daha sonra tekrar eklemeler yapmak istiyorum. Yine taslağı kaydet deyip daha sonra tekrar düzenleyip öyle gönderebiliyorum. Ödev ver deyip ödevi de gönderebilirim bu hazırladığım haliyle. Ödev göndermez bu şekilde. Test ödevini tıkladığımda test ödevi gönderebilirim. Eğer bakın hemen bana Google formları çıkartıyor bir test ödevi göndermek için. Hemen buraya tıklayıp yeni bir test ödevi de hazırlayabilirsiniz. Ya da daha önceden şuradan ekle kısmından. Google Drive'dan daha önce oluşturduğunuz bir test ödevini de ekleyebilirsiniz. Ya da yine oluştur kısmına siz tıklamasınız bile zaten hazır boş bir test ödevi şekli geldi. Yine aynı şekilde başlık ekleyebilirsiniz test ödevinize. Açıklama ekleyebiliyorsunuz. Form dışında mesela nasıl çözeceklerine dair herhangi bir belge eklemek istiyorsanız bu dosyalardan yine resim ekleyebilirsiniz. Ödevi açıklayabilecek herhangi bir eklenti olabilir. Video ödevi olabilir. Ya da daha sonra ödevi gönderdiniz. Bakın testi öğrencileriniz cevaplandırdı. Bu ödevi daha sonra açıp ekle deyip mesela ödevin çözümüyle, test ödevinin çözümüyle ilgili bir video eklediniz. O videoyu tekrar dosyalardan ekleyip öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Hani ayrı bir dosya olarak göndermenize gerek yok. Bunu daha sonra öğrencilerinize paylaştıktan sonra birçok şey ekleyebilirsiniz. Sonrasında. Şimdi soru var. Test yerine herhangi bir soru paylaşacaksınız öğrencilerinize. Tek bir soru paylaşımı yapabiliyorsunuz.
Ben yine bir tane matematik sorusu hazırlamıştım önceden. Hemen şimdi onu ekleyeceğim. Yani bir tane soru var. Bakın soruyu yazabilirsiniz de şu şekilde. Yazılı bir soru ekleyebilirsiniz. Ya da ekler kısmından yine biz bir kitaptan atıyorum bir soru çektiniz. Hemen onun resmini ekleyebilirsiniz. Şimdi öğrencilerin soruya nasıl cevap vermesini istiyorsanız iki tane seçeneğimiz var. Birisi kısa cevap cümle şeklinde almak istiyorsunuz. Bir de çoktan seçmeli var. Bu soruya şık ekleyebiliyorsunuz. Mesela şu soru işte sonu 20. İşte 10. 10. Ya da işte cevabı 15. Şıklardan seçmesini istiyorsanız cevabı yan tarafı şöyle seçenek ekle diyerek hangi şıkkı işaretlemeden istiyorsanız birden fazla gördüğünüz gibi seçenek oluşturabiliyorsunuz. Çoktan seçmeli herhangi bir soru da oluşturabilirsiniz. Sadece bir tane soru oluşturabiliyoruz bu şekilde. Yine soruya puan verebilirsiniz. Teslim tarihi belirleyebilirsiniz. Ya da konu seçebilirsiniz. Şurada öğrenciler sınıf özetini görebilir diyor. Sınıf özeti dediği öğrenciler diğer öğrencilerin cevaplarını görebiliyor bu şekilde. Eğer buna tıklarsanız öğrenciler verilen diğer cevapları görebilirler. Eğer tıklamazsanız hiçbir şekilde diğer öğrencilerin cevaplarını göremiyor. Yine sor deyip aynı anda hemen soruyu gönderebilirsiniz ya da planlayıp sonra gönderebilirsiniz. Soruda değişik yapmak isterseniz taslağı kaydet diyebilirsiniz. Materyal paylaşımı var. Ben materyal paylaşımını genellikle şöyle kullanıyorum. Anlattığım bir konuda bir video varsa mesela video gönderebiliyorum. Bir slide hazırladıysam konu tekrar slide'ı gönderebiliyorum. Ya da bir ödev kitabı paylaşacaksınız. Onu gönderebilirsiniz ekstra. Materyal paylaşımını ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Bir video, PDF, slide dosyası her şeyi buradan ekleyebilirsiniz. Yine oluşturabilirsiniz de. Bütün kullanım arayüzleri birbirinin aynısı. Bu da materyal paylaşımı için kullanılıyor bu kısım. Şimdi bir de yayını yeniden kullan var. Sınıfta daha önceden bir çalışma paylaştınız. Yine o konuyla ilgili aynı paylaşımı tekrar kullanmak istiyorsanız silmiş olsanız dahi onu tekrar kullanabiliyorsunuz. Bakın yayını tekrar kullana tıkladım. Sınıfta daha önce paylaştığım herhangi bir şeyi seçeceğim şimdi. Mesela 5A sınıfını seçtim. Bakın bunlar benim 6 Eylül'e kadar paylaşım yaptığım paylaşımları çıkartıyor. Mesela ben 6 Eylül'de paylaştığım şeyi tekrar öğrencilere tekrar etmeleri için sunmak istiyorum. Tekrar paylaşa tıkladığımda bakın seçiyorum. Yeniden kullan dediğimde bakın aynı paylaşımı akış sayfasında tekrar göreceğim. Değişiklik yapabiliyorum bakın. Bunları göndermişim. Fakat ekle kısmından yine herhangi bir şey ekleyebilirim. Açıklamalar kısmını değiştirebilirim. Başlığını değiştirebilirim. Yeni bir şey oluşturabilirim dosyalarda. Ve aynı daha önce gönderdiğim bir şeyi tekrar yayınla kısmından gönderebiliyorum. Bu da daha önce paylaştığınız bir şeyi tekrar paylaşıma fırsat veriyor size. Google Classroom'da oluşturabileceğimiz şeyler bunlar. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi telefon uygulamasından birkaç paylaşım yapacağım. Şimdi ona geçmeden önce şu notlar kısmında bir paylaşayım sizinle. Notlar kısmımız gönderdiğiniz ödevlerin geri gelip dönmediği öğrencilere verdiğiniz notları buradan görebiliyorsunuz. Genellikle ben bunları puanlandırdığım bir ödev olmadı şu ana kadar. Herhangi bir puan verdiğim ödev yok. Daha önce verdiklerimden şöyle puanlanan ödevleri göstereyim. Evet, bakın daha önceden notlandırdığım ödevler vardı. Şurada 100. İşte geç tamamlandı. Öğrenciler ödev teslim edilmediyse teslim edilmediği gözüküyor. Teslim edilirse teslim edildi olarak gözüküyor. Sizlere geliyor zaten. Buradan genellikle notları takip edebiliyorsunuz.
Verdiğiniz ödevler varsa genel not kısmından şuradan görebiliyorsunuz. Bakın tarih tarih verdiğiniz ödevler ve buradan takip edebilirsiniz. Notlar kısmında genellikle verdiğiniz notlar öğrencilere göre ve ödevlere göre sıralanmış oluyor. Tabii verdiğiniz ödevleri nereden kontrol edebilirsiniz? Notlar kısmında sadece notlar var. Verdiğiniz ödevleri şu solda 3 çizgiden kontrol edebiliyorsunuz. Zaten incelenecekler diye karşınıza çıkıyor. Verdiğiniz tüm ödevleri buradan takip edebilirsiniz. Ödevlerin başlıklarına göre bakın teslim edenler, size ödevlerini geri gönderen öğrenciler, kaç kişiye ödev gönderdiyseniz öğrenciye çalışma atandı kısmında. Öğrencilerin ödevlerini kontrol edip geri verdiyseniz öğrencinin gönderimi geri verildi kısmından takip edebiliyorsunuz. Şöyle bir tane ödev seçeyim hemen. Bakın sol tarafta şurada değiştirebiliyorsunuz sıralamayı. İsterseniz isme göre, isterseniz öğrenci soyadına göre ya da durum bilgisine göre sırala. Durum bilgisi daha pratik. En başta hangi öğrencileriniz ödevi teslim ettiyse bakın teslim edildi kısmından görüyorsunuz. Geç verenleri bile görebiliyorsunuz. Bakın geç tamamladı yazıyor altında. Atananlar kısmında ödevi göndermeyenler var. Evet, geri verilenler kısmında da öğrencileriniz ödevini kontrol edip geri verdiyseniz bakın bu şekilde gözüküyor. Yine ana ekranda da var. Teslim eden, gönderen, göndermeyen ve öğrencinin ödevini kontrol ettiyseniz sizin ekranınıza bu şekilde isimler düşüyor. Buradan takip edebilirsiniz. Talimatlar kısmından da verdiğiniz ödevleri görebilirsiniz. Şöyle. Sadece ödevler çıkıyor. Şuradan. Öğrenci çalışmasından da size gelen ödevler gözüküyor. Şimdi öğrenci ödevlerini nasıl kontrol edebiliriz? Onu açayım sizlere. Öğrenci ödev kontrolünü nasıl yapabiliyoruz? Normalde telefon uygulamasında güzel bir alternatif vardı. Onu gösterecektim. Web uygulamasında yapamadığımız ama sözlü olarak paylaşacağım sizinle. Aksaklıktan dolayı. Şimdi öğrencilerimizden aldığımız herhangi bir ödevi açıyorum sizinle. Evet, öğrencimin gönderdiği ödev şöyle. Ben ekran resmi göndererek bir ödev yapmalarını istemiştim. Bana gönderdikleri ekran resimleri, ödev resimleri burada. Bakın kaç tane ödev gönderdilerse sizin de burada gözüküyor. Eğer bir PDF ödevi verdiyseniz PDF olarak gelir. Word dosyası verdiyseniz hani Word dosyası olarak gelir. Bana gelen şu anda ödevlerin hepsi ekran resmi atıp gönderdikleri ödevlerdi. Ödeve şimdi bakın ödev karşımızda. Ödeve öğrenciye nasıl geri bildirim verebilirsiniz? Şurada bir artı işareti var. Artı işaretini tıklayıp bakın öğrencinin mesela şurada bir yanlışı var. Nereye yorum eklemek istiyorsanız, neyle ilgili konuşmak istiyorsanız öğrencinin ödevinde oraya işaretleyip yorum ekle kısmına yazabiliyorsunuz. Aferin, ödevin çok güzel yazdım ve gönderdim. Bakın öğrencinin ödevine ile ilgili herhangi bir yorum ekledim. Normalde telefon uygulamasında bir kalem işareti çıkıyor sizlere. Öğrencinin ödevine hani renkli bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz, artı eksi işareti gönderebiliyorsunuz. Fakat web uygulamasında bu özellik yok. Öğrencinin ödevine sadece bu şekilde artı işaretleriyle nereyi düzeltmek istiyorsam, nereye yorum yapmak istiyorsam bu şekilde yapabiliyorum. Fakat telefon uygulamasında kalem kullanımı var. Renkli bir şekilde yazı yazıp kullanabiliyorsunuz telefon uygulamasında. Web uygulamasında bu yok maalesef. Ya da şöyle mesela her sürekli kullandığınız yorumlar var. Mesela aferin çok güzel, ödevin çok güzel ama birazcık daha çalışmasınız gibi sürekli kullandığınız yorumlar varsa eğer şu kısımda bakın yorum bankası diye bir yer var. Şu işaret yorum bankası. Tıklıyorum yorum bankasına.
Bakın ben sık kullandığım yorumları buraya ekledim. Mesela aferin, işte thank you diye yazmıştım. Bir şey sorduysam mesela tebrik ederim cevabın doğru. Eğer sürekli kullandığımız yorumlar varsa, mesela şuraya yeni bir tane yorum bankasını ekle diyelim. Bir tane yorum yazıyorum. Tebrik ediyorum. Başarılarını, devamını dilerim. Sık kullandığım bir yorum mesela ekle dedim. Bakın yorum bankasına en üst şey, yere ekledi. Tebrik ediyorum, başarının devamını dilerim. Mesela bu ödeve de kullanacağım aynı yorumu. Yorum bankasına tıklayıp şuradan bakın panoya kopyalayıp yorumu kopyalayıp yapıştırabiliyorum. Eğer sık kullandığınız yorumlar varsa tek tek yazmak yerine yorum bankasını ekleyip aynı yorumları ödevlere ekleyebilirsiniz. Bunun haricinde öğrenciye bakın, şurada gizli yorum ekleyin diye bir seçenek çıkıyor. Buraya da öğrencinize gönderebileceğiniz, sadece kendi öğrencinizin görmesini istiyorsanız gizli yorum ekle kısmına yine ödevle ilgili yorum yazabilirsiniz. Yanlışıyla ilgili bir şey yazabilirsiniz. Bakın buraya da yazayım. Tebrik ederim. Soruların, cevapların hepsi doğru yazalım. Yazdım. Yayınla deyip öğrencime gönderebilirim. Şu şekilde. Şimdi benim telefondan öğrenciye o kalem işaretiyle yazdığım yorumlar vardı, gönderdiğim yorumlar vardı. Onlar da öğrencinin ekranına düzenlendi olarak gidiyor. Eğer açabilseydim gösterecektim sizlere. Bakın şuraya yaptığım el işaretleri, işte alkış işaretleri, yazdığım yazılar. Başka bir ödevi de yine göstereyim. Bakın yine alkış işareti. Bunları telefonda yapabiliyorum, koyabiliyorum. Bakın yanlışlarını işaretlemiştim kırmızı kalemle. Web uygulamasında yapamıyorum bunu. Yanlış yaptığı kelimeleri yazıp Türkçelerini yazmıştım. Mesela renklendirebiliyorsunuz bakın. Kalem uygulamasıyla daha pratik telefonda ödev kontrolü. Bu şekilde yapıp gönderebiliyorsunuz. Öğrenciye düzenlendi olarak resimler gidiyor. Eğer telefondan ödev düzenlemesi yaptıysanız ya da tabletten. Bu şekilde ödevi şu geri ver kısmı aktif oluyor. Ödevi daha önceden göndermediyseniz geri vere tıklayıp ödevinizle ilgili geri bildirimleri verebiliyorsunuz öğrenciye. Ya da bakın birden çok gönderimi geri ver diyor. Aynı anda 2-3 tane ödevi kontrol ettiyseniz birden çok gönderi geri ver deyip 3 tane ödevi de aynı anda geri gönderebiliyorsunuz öğrenciye verdiğiniz bildirimlerle beraber. Ödev kontrolü de web uygulaması üzerinden bu şekilde. Şimdi iptal diyeyim şurayı. Şimdi uygulama iOS'ta da var, Android'de de var. Eğer öğrencilerinizin indirmesini istiyorsanız hani Google Classroom yazıp Play Store'a ya da Apple Store'a indirebiliyorlar. Sizler de telefonlarınıza indirin. Dediğim gibi web uygulamasında olmayan bazı özellikler telefon uygulamasında var. Daha pratik oluyor onu kullanımı. Şimdi Google Classroom'da bir dezavantajlar bir de avantajları var. Paylaştığım bir dezavantaj buydu dediğim gibi. Kalem uygulamasını sadece telefonda kullanabiliyorsunuz. Peki öğrencilere ya da sizlere kullanım tavsiyesi nasıl olur? Şimdi ilk defa öğrencilerimiz Google Classroom'u kullanmış oluyorlar. Peki öğrencilerinize nasıl hani aktif kullanımı gösterebilirsiniz? Açıkçası ben başlarda sıkıntı yaşamıştım. Şöyle bir çözüm buldum. Hani kullanımı nasıl anlatabilirim diye. Ben kendimi başka bir mail adresiyle sınıfıma öğrenci olarak ekledim. Hani öğrencilerimin yapması gereken ne varsa, mesela ödev mi göndermeleri gerekiyor? Tek tek kendim ödev gönderip bunları ekran resimleri olarak öğrencilerimle paylaştım. Sizlere de aynı şeyi yapmanızı tavsiye ederim. Başka bir mail adresiyle kendinizi öğrenci olarak ekleyin ya da şunu da yapabilirsiniz. Ben kullanmadım ama şöyle bir alternatif de var. Bir saniye. Şuradan yine
tahtaya basıp sınıf oluştur diyorum. Yeni bir deneme sınıfınızı oluşturabilirsiniz. Tamamen deneme sınıfı yaparsınız. Yine kendinizi eklersiniz. Öğrencilerinizle paylaşacağınız bütün ödevleri, işte bütün materyalleri o deneme sınıfında paylaşırsınız. Hani sınıfta sizden başka kimse olmaz. Orada da hani deneyerek denediklerinizi öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Bu da bir alternatif. Şimdi ben şöyle yapmıştım. Neden kapanmadı ekranda? Şimdi masa üstüme ulaşamıyorum. Seçecektim aslında ama şuradan seçeyim. Şimdi ben ekran paylaşımım sizlere geliyor değil mi? Geliyor öğretmenim. Geliyor. Tamam. Ben tamamen ekranımda çünkü telefon paylaşımım duruyor. Kaplamış durumda. Size yansıtamadım ama ekran bende gözüküyor. O yüzden size ulaşıyor mu bilemedim. Şimdi ben şöyle ekran resimleri paylaşıp öğrencilerime göndermiştim. Kendimi öğrenci olarak kaydedip bütün aşamaları yapıp şöyle örnek resimler göndermiştim. Bakın mesela Google Classroom'a nasıl girerler? Hani sınıf çalışmaları, ödevlere nasıl ulaşabilirler? Bu şekilde ekran resimlerini paylaşıp onları yönlendirmiştim. Şöyle bunları hani eğer isteyen öğretmenlerim olursa paylaşabilirim. Benim için hiç sakıncası yok. Mesela konulara nasıl ulaşabilirler? Bu şekilde ekran resimleri yapıp hani Google Classroom'a nasıl girebilirler? Telefondan nasıl girilebilir? Bilgisayardan nasıl girilebilir? Ödevleri nasıl gönderebilirler? Aşama aşama kendim öğrenci olarak ödevi gönderip paylaşıp şu şekilde adımlarla göndermiştim. Hani fotoğraf olarak nasıl gönderirler? İşte slide ödevini nasıl gönderebilirler? Nereye tıklarlar şeklinde. Paylaştığım materyallere nasıl ulaşılabilirler? İşte soruyu nasıl görebilirler? Nereden çözümü gönderirler? Hani ödevleri nerede görebilirler? Verdiğim ödevler nerede gibi. Şu şekilde hatta hani sınıfa bile nasıl dahil olurlar. O şekilde hani kendimi öğrenci olarak kaydedip tüm ekran resimleri kodu gireceği yerlere kadar göndermiştim. Hatta telefon uygulaması nasıl indirilir. Hani bu şekilde ekran resimleri yaparak gönderebilir öğretmenlerim. Ya da yine öğrenci olarak kendilerine kaydedip hani ekran kaydı alıp onu da çekip gönderebilirsiniz. Ben şöyle daha pratik bulmuştum. Bunların hepsini de Google Classroom'da sınıfımda şöyle bakın Google Classroom nasıl kullanırımın altında paylaşmıştım tek tek. Bu şekilde bir konu oluşturup bütün ekran resimlerinizi ya da hani nasıl kullanıldığını açıklayan videonuzu paylaşabilirsiniz. Şimdi telefonun uygulamasını verebilseydim gösterecektim ama sizlerle paylaşayım. Google Classroom'da genelde öğrencilerinizin daha çok yoğun olarak kullanacağı yer sınıf çalışmaları kısmı. Sınıf çalışmalara tıkladığınızda sizin paylaştığınız ödevleri, tüm materyalleri, tüm soruları sadece sınıf çalışması kısmından kullanacaklar. Hatta ben kendimi öğrenci olarak eklediğim bir sınıfı açayım. Öğrencilere nasıl gözüktüğünü de göstereyim size. Şu sınıfta tamamen öğrenci olarak dahilim. Şu an tamamen öğrenci web sayfasından Google Classroom nasıl görüyorsa aynı şekilde gözüküyor bakın. Şu an öğrencinin ekranı bu şekilde. Bakın akış kısmında paylaşılan ödevleri, duyuruları görebiliyor. Ben o şekilde ayarladım. Mesela buraya yorum gönderebiliyor. Teşekkür ederim. Öğretmenim yazalım. Mesela buraya yorum yazabiliyor. Öğrencinin akış ekranı bu şekilde. Sınıf çalışmaları kısmından sil bakalım. Sınıf çalışmaları kısmından bakın paylaşılan ödevleri, paylaşılan dosyaları, materyalleri görebiliyor. Çalışmalarımı göster kısmında ödevleri görebiliyor. Sadece ödevler bakın. Ona gönderilen ödevler geri ve öğretmenin kontrol edip geri gönderdiği ödevler geri geldi kısmında. Teslim edilmediği kısmında göndermediği ödevi görüyorsunuz bakın. Yapılacaklar kısmında şu üç noktada yapılacaklar kısmı var.
öğrencinin yapacağı ödevler, bakın yeni gelen ödevleri, atandı kısmında, göndermedikleri, teslim edilmedi kısmında, yaptıkları, aldığı ödevlerde bakın şurada duruyor. Geçen hafta kaç ödev verildi, bu hafta kaç ödev aldı. Bakın önceki haftalardaki ödevler, bunlar tamamen öğrencilerinizin kullanacakları, görecekleri ekran sayfaları. Yani en çok yapılacaklar kısmını ve sınıf çalışmaları kısmını daha çok aktif olarak kullanıyor öğrencileriniz. Kişiler kısmından arkadaşlarını görebilir. Bakın sınıf arkadaşları, öğretmenleri görebilir. Hani öğrencilerin ekranları, gelecek ekranlar bu şekilde. Şimdi avantajları, dediğim gibi ben Mart ayından beri aktif bir şekilde kullanıyorum. Bir kere ücretsiz. Bir de gördüğünüz gibi yani hem öğrenci için hem öğretmen için çok basit bir kullanımı var. Hani ödev gönderme şeklinden tutun da hani materyal gönderime kadar her şey aynı. Bir de bakın bir ödevi aynı anda tüm sınıflarla paylaşılabiliyor. Göstermiştim. Tek tek değil de kaç sınıfınız varsa 5 sınıfta 5, 10 sınıfta 10 ödevi bütün sınıflarla aynı anda gönderebiliyorsunuz. Her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Öğrencilerin çalışmalarını düzenli takip etme. Açıkçası bakın geç teslim ödev teslim eden öğrenciye kadar tüm ayrıntılar sizin ekranınıza düşüyor. Sizin verdiğiniz ödevleri yine takip etmeniz kolaylaşıyor. Bu şekilde çok planlı bir uygulama. Bir de şöyle birçok web iki aracında paylaş seçeneği mevcut. Şöyle bir tane hemen çok sık kullandığınız belki adınız duyduğunuz bir uygulama var. Hemen ondan göstermek istiyorum ben. Kaot uygulaması var. Bu göstereceğim özellik tüm ya yani birçok web iki aracı uygulamasında mevcut. Bu da güzel bir şey. Hemen açılsın. Göstereyim. Hemen hemen birçok web iki aracının uygulamasında aynı şekilde çıkıyor. Oradan hemen örnek göstereceğim. Daha önceden yaptığım bir aktiviteden hemen göndereyim. Bakın daha önceden yaptığım bir ödev, Kaot uygulaması. Ve ben bunu Google Classroom'da paylaşmak istiyorum. Bakın Share Kaot diyor. Şurada bakın bir sürü araç var paylaşabileceğiniz. Bakın şu ikon Google Classroom'un ikonu. Hemen tıklıyorum. Bunu birçok web iki aracında görebilirsiniz, kullanabileceğiniz. Share Google Classroom diyorum. Çoğu uygulamada bu şekilde çıkacak. Bakın bu uygulamayı nerede paylaşmak istiyorum, hangi sınıfta paylaşmak istiyorum. Hemen bir sınıf seçiyorum. Birden fazla sınıfta seçemiyorum maalesef. Peki ne olarak paylaşmak istiyorum? Bu kaot çalışmasını ödev olarak mı paylaşmak istiyorum? Soru mu, duyuru mu, materyal mi? İstediğiniz şekilde paylaşabilirsiniz. Ödev olarak göndermek istiyorum. Ödev oluştur dedim. Git diyorum. Biraz önce gösterdiği gibi nasıl ödev oluşturuyorsak. Bakın link otomatik olarak size geliyor. Hemen başlığı yazıyorum. İşte talimatları yazıyorum. Link otomatik olarak geliyor. Daha önce yaptırdığım tüm ayarları buradan yapıp ödev olarak gönderebiliyorum. Birçok uygulamada aynı. Bu özelliği çok pratik Google Classroom'un. Şimdi dezavantajlar da var maalesef. Şöyle, şimdi kendi kişisel hesabımızı kullandığımız için bir sınıfta en fazla 20 öğretmen bulunabiliyor. Öğretmenler de dahil sadece en fazla 250 öğrenci dahil edebiliyoruz bir sınıfa. Sizler bir sınıfa en fazla 100 sınıfa dahil olabiliyorsunuz. Günde de 30 sınıfa dahil olabiliyorsunuz. Oluşturabileceğiniz sınıf sayısı 30. 30 sınıftan fazla sınıfınız olamıyor. Öğrencilerinize sınıf başına 100 tane öğrenci davet edebiliyorsunuz sınıfa. Diğer özellik zaten öğrenci başına veli sayısını maalesef kişisel hesabımızda veli davet edemiyoruz Google Classroom'a. Bu sınırlılıkları var. Bir de belki dikkat etmişsinizdir öğretmenlerim bilmiyorum ama hiçbir şekilde bakın
kalın yazı, italik yazı, altı çizili yazı ve renkli yazı yazamıyoruz Google Classroom'da. Bir de emoji kullanımı olmuyor. Bu bahsettiklerim web uygulaması için geçerli. Fakat ben buna da bir alternatif buldum. Çünkü ilkokulda görev yaparken yani dikkat çekici bir emoji koyamıyorum. Hani düz yazı oluyor, renkli bir yazı olmuyor. Pek de öğrenci hani çekici bir şey olmadığı için şu eklentileri kullanmayı yararlı buldum ben. Chrome'dan şu Emoji Keyboard, şu Emoji Keyboard, işte Font Generator, bir de Mod uygulaması var. Bu üçünü de tavsiye ediyorum. Hepsini tek tek göstereceğim. Şimdi Emoji Keyboard'u şuraya, Google'a Emoji Keyboard Joypixel diye yazıyorum. Altta çıktı bakın. Şurada zaten eğer Chrome tarayıcısı kullanıyorsanız buraya tıklayıp zaten eklenti olarak dahil edebilirsiniz. Şöyle uygulama Emoji Keyboard Joypixel yazarsanız çıkacaktır. Ben de ekli olduğu için gözükmüyor. Evet, bu uygulama şöyle. Bakın eklenti olarak size gelecek. Birçok emoji kullanabileceğiniz, aktif olarak kullanabileceğiniz var. Telefonda emoji koyabilirsiniz ama web sayfasında koyamıyoruz. Şimdi bir tane ödevimi hemen şöyle yapalım. Şurayı kapatayım hemen. Bir tane sınıfımızda hemen emoji kullanımını deneyelim. Şimdi duyuruda bir şeyler paylaşacağım. Ve buna emoji eklemek istiyorum. Merhaba. Sınıfımıza hoş geldiniz. Yazdım. Bakın buradan hemen eklentiye tıkladım. Bakın hello yazdım. Bakın, kopyaladı aşağıya. Kaç tane yapmak istiyorsam şuradan zaten kopyalıyor. Bakın seçtiğim ekranda da kopyaladı emojileri. Bu şekilde ne eklemek istiyorsanız buradan hani kopyala, copy paste yapmanıza da gerek yok. Direkt tıkladığınızda zaten şuradaki ekrana emojiler geliyor. Bakın. Şuna tıklayayım, şuna tıklayayım. Sayısız bir şekilde bunu aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Tavsiye edebileceğim eklentilerden bir tanesi bu. Bir sonraki kalın yazı, italik yazı yazabilmek için kullandığım bir site, eklenti değil. Sitenin ismi bu, Cool Symbol ya da Font Generator diye yazabilirsiniz. Bakın şuraya yazacağım ben hemen. Daha önceden kullandığım için hemen çıktı. CoolSymbol.com. Buradan da bakın sağ taraftan Font Generator, Font Changer'ı seçerseniz bakın şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi sınıfta paylaşmak istediğim kalın ya da italik yazmak istediğim bir cümle var. Sınıfımıza hoş geldiniz yazıyorum. Bakın yazdıktan sonra aşağıya doğru inerseniz kullanabileceğiniz birçok yazı fontu çıkıyor. Hangisini kullanmak isterseniz bakın ben kalın italik yazmak istiyorum. Dikkat çekici olsun istediğim yer varsa. Bakın buldum o fontu. Hemen kopya tıkladım. Şuraya bakın. Şunu silelim. Yapıştırıyorum yazmak istediğim yere. Bakın yazı kalın geldi. Ha, bir tane daha seçeyim. Şu var. Bakın kopya yazdım. Hemen paylaşacağım yere ekledim. Bakın farklı font. Bunlar da dikkat çekici oluyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Kalın, italik ya da farklı yazı fontları için. Bu da kullanışlı bir uygulama. Şimdi bir tane daha var. Bunu da yakın zamanda keşfettim ve çok aktif kullanıyorum. Just Mode mi diye bir uygulama. Bu da hem eklenti olarak da kullanabilirsiniz. Şurada eklenti olarak bende duruyor zaten. Normalde ücretli bir uygulama değil. Fakat size 15 günlük bir ekstra özellikleri olan kullanımlar sunuyor. Fakat hani ücretsiz özelliklerinde de gayet pratik. Şimdi buna ses kaydı gönderebiliyorsunuz öğrencilerinize. Bakın
Mesela daha önceden duran şu ikonu görüyorsunuz. Bütün yorum kısımlarında bu işareti göreceksiniz eğer eklentiyi kullanırsanız. Şuradan çıkayım. Eklenti yükledikten sonra bakın her yorum ekle kısımlarında bu resmi göreceksiniz. Şunu. O uygulama gelişim sürecinde açıkçası çok da pek şöyle basıp da kullanılmıyor ama normalde şöyle eklentiye bastığımda bakın şu an bir ses kaydı yapıyor. Merhaba öğrencilerim. Bugün ödevinizi yaptınız. Mesela sesim kaydetti şu an bakın. Done kısmına tıkladığımda normalde uygulama gelecek. Fakat ben şöyle kullanıyorum. Bir Google Dokümanlar sayfası açıyorum. Ödevi ekleyeceğim. Yorum diyorum. Şöyle. Şu alt kısımdan yorum ekle diyorum. Bakın şurada hemen yine ses kaydı çıkıyor. ModMe uygulaması. Basıyorum. Merhaba öğrencilerim. Ödevinizi bugün yaptınız mı? Ödevlerin bugün bana geri dönmesini bekliyorum. Teşekkürler. Dedim sesimi kaydettim bakın. Bu şekilde bir link çıktı. Bunu copy paste yapıp hemen yorum kısmına bakın atıyorum. Şöyle. Şimdi gidecek bu. Bakın uygulama bende yüklü olduğu için bu şekilde gözüküyor. Söylediğim şeyi yazı olarak da size şu an çıkartıyor. Bu sadece şu an deneme sürümünde mevcut. Deneme sürümü bittikten sonra hani söylediğinizi yazıya çevirmiyor. Sadece ses kaydı olarak gidiyor. Peki öğrenci bunu nasıl kullanacak? Öğrenciye ne şekilde gidiyor? Onu göstereyim. Daha önce öğrencilerime gönderdiğim ödevlerden hemen nasıl gittiğini göstereyim sizlere. Öğrencinin ekranına nasıl yansıyor bakalım. Öğrenciye bakın link olarak gidiyor şu şekilde. Öğrencinin sayfasına link olarak gidiyor. Linke tıklayacak. Öğrencinin uygulamasını yüklemeye gerek yok. Uygulamaları onların yüklemesine gerek yok. Tıkladığında bakın şöyle birisi size bir ses kaydı bıraktı şeklinde öğrencinize gidiyor. Bakın ses kaydına geçen cümleler altta yazıyor. Tıkladığında şimdi ödevini lütfen ödev başlığındaki sitelere girerek yap. Ben nasıl gönderdiğince ilgili bir ses kaydı göndermiştim. Hani bu şekilde çok pratik ses kaydı gönderebiliyorsunuz öğrencilere. Geri bildirim yapmada kullanabilirsiniz açıkçası. Ses kaydı ekleyebilirsiniz. Bu da çok kullanışlı bir uygulama. Şimdi bir de sınıf silmeyi göstereyim. Sunumun sonuna gelmek üzereyim. Biraz vaktinizi aldım bu telefonumu ekranını paylaşamadığım için özür diliyorum tekrardan. Hemen bir sınıfı nasıl sileriz onu da göstereyim. Şimdi bakın sınıflarıma tıkladım. Şöyle ilk girdiğimde hesabıma kaç tane sınıfınız varsa bu şekilde çıkıyor zaten. Sol üst köşede sınıflarım var. Sınıflarıma tıkladım bu ekranın gelmesi için. Peki hangi sınıfı silmek istiyorum? Üzerine geliyorum. Bakın her sınıfın sağ üst köşesinde 3 tane nokta var. Üçüne tıkladım. Sınıfı hemen bir anda silemiyorsunuz. Arşivle kısmına tıklıyorum. Arşivle dedim. Bakın bu şekilde çıkıyor. Önce sınıfımı arşivledim. Daha sonra bakın tekrar 3 noktaya tıkladım ve arşivlenmiş sınıflar olarak bana geri geliyor. Evet bakın burada arşivlenen kullanmadığım sınıfları arşive atmıştım ben. Belki daha sonra tekrar kullanırım diye duruyor. Eğer tamamen silmek istiyorsam bakın sile basıyorum. Yalnız bu sınıfta paylaştığınız bütün dosyalar bakın Google Drive'da kalıyor. Silinmiyor siz silmediğiniz sürece. Sadece sınıfa direkt erişemiyorsunuz. Sile bastığım anda sınıfım silinmiş oluyor. Bir de Google Drive'ı göstereyim. Şu Google Classroom'unuzda paylaştığınız dosyaların hepsi Google Drive'da saklanıyor. Nerede saklanıyor onu göstermek istiyorum. Bakın Drive'ıma girdim. Drive'ım kısmına tıklıyorum.
Bakın burada bir Classroom dosyası oluşuyor. Bu Classroom, Google Classroom'da paylaştığınız sınıfların, dosyaların arşivlendiği yer. Classroom'a tıklıyorum. Ben şöyle bir şey yaptım. Bakın bütün sınıflarımın isimleri var. Sınıflar birbirine karışmasın diye sınıfları ben renklendirmiştim. Size de tavsiye ederim, birden fazla sınıfınız varsa eğer. Sınıfların üzerine gelip, sınıf isimlerinin üzerine gelip şuradan renk değiştirme tıklayıp her sınıfa bir renk vermiştim açıkçası. Şöyle bir daha tıklayayım. Yani sınıflar karışmasın diye tek tek renklendirmiştim. Sınıflarda paylaştığınız bütün ödevler, bakın dosyalar, Classroom dosyasının içinde duruyor. Öğrencilerinizin sizlere gönderdiği dosyalarda benimle paylaşılar kısmına geliyor. Bakın şöyle aşağı doğru ineyim. Şunların hepsi benim paylaştıklarım, benim öğrencilere gönderdiğim ödev bildirimleri. Bir aşağıdakilerde bakın tamamen öğrencilerimin gönderdiği şeyler. Buralardan yine öğrencilerinizin gönderdiği dosyalara ulaşabilirsiniz. Buradan kendiniz kaldırabilirsiniz de, silebilirsiniz de. Classroom'da paylaştığınız her şey Drive'da saklanıyor. Bir de belki benim anlattıklarım sizlere yeterli gelmemiştir. Bir sıkıntı vardır, ulaşamadığınız bir nokta vardır, çözemediğiniz. Google Classroom'un şöyle bir özelliği var. Yardım seçeneği var, yardım kısmı var. Onu da göstereyim. Solda şu noktada bakın aşağı doğru indim. Şurada bakın soru işareti var. Yardım merkezi, yardım topluluğu, yardım merkezine tıklıyorum. Bakın şurada. Bakın size ya nasıl yardım olabileceğiz, olabiliriz kısmı açılıyor Türkçe. Tamamen mesela oturum açmayı tıkladım. Bakın nasıl oturum açabilirim. Takıldığınız bir nokta var. Bakın buradan hemen resimlerle, görsellerle gösterilmiş bir şekilde okuyabilirsiniz. Ya da soruyu buraya yazabilirsiniz. Sorunuzu, mesela sınıf kodu verme yazıyorum. Bakın hemen sınıf kodu nasıl verilir? Onunla ilgili size yardım kutucukları çıkıyor. Eğer takıldığınız bir nokta olursa Google Classroom yardım, o soru işaretine tıklayarak bütün sorunlarınızı buradan da arayabilirsiniz. Umarım eksik kalan bir nokta olmamıştır diye tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum aksaklıklara rağmen, ufak aksaklıklara rağmen sabırla 1,5 saat beni dinlediğiniz için. Sağ olun öğretmenlerim.